Herkese yeniden merhaba. Bugün table komutunu göreceğiz. Eğer isterseniz buradan drone menüsünden de aktif edebilirsiniz. Ya da komut satırınıza tab yazarak da table'ı aktif edebilirsiniz. Aktif ettiğinizde öncelikle sizi böyle bir seçenek penceresi karşılıyor. Yani insert table olarak. Buradan sütun ve satır sayılarını ve genişliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında gördüğünüz gibi burada standart seçeneğimiz var. Eğer isterseniz yeni bir tablo stil de yaratabilirsiniz. Mesela burada bir standart var. Eğer new derseniz istediğiniz isimde, istediğiniz stilde tablonuzu yaratabilirsiniz. Sonrasında bu tablonuz aktif olacak her table komutunuzu girdiğinizde. Örneğin ben şu standardı modify etmek istiyorum. Öncelikli olarak bizim burada hücre stillerimiz var. Mesela title ile alakalı bazı değişiklikler yapmak istedik. Eğer istersek bunun rengini değiştirebiliriz. Yani buradaki fill color demek bunun background color anlamına geliyor. Diyelim magenta seçtim. Alignment olarak yani hizalama olarak da eğer isterseniz top left ya da bottom left gibi seçimler yapabilirsiniz. Yani default'u middle center'dır. Eğer isterseniz formatınızı değiştirebilirsiniz. Point text, date ya da currency olarak data type'larınızı değiştirebilirsiniz. Label, data olarak buradan değiştirebilirsiniz. Margins'lerinizi yani boşluklarınızı, aralıklarınızı, yatayda ve dikeydeki aralıklarınızı değiştirebilirsiniz. Bunun dışında text ile yani bu az önce yaptığımız bu arka plan ve yazı hizalamanın dışında text'i ayrıyetten tekrar burada düzenleyebiliyorsunuz. Örneğin text stili olarak farklı bir font girebilirsiniz. İşte regular mı olsun, kalın mı, italik mi olsun, işte boyutları nasıl olsun, yüksekliği nasıl olsun gibi çeşitli özellikleri text ile alakalı şuradaki 3 noktadan yapabilirsiniz. Ben bunu standartta bırakıyorum şimdilik. Eğer isterseniz tekstinizin boyutunu değiştirebilirsiniz. Burada Enter'a basmayın. Eğer Enter'a basarsanız bunu onaylayacaktır. Başka bir yere ya da başka bir kısma dokunarak bunu aktif edebilirsiniz. Buradaki Preview'dan da yaptığınız değişiklikleri anlık olarak görebilirsiniz. Tekrar Alt'ı yapıyorum ve başka bir yere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yazımız eski haline geldi. Text Color'dan da yazımızın rengini değiştirebiliriz. İster sarı, ister kırmızı yapabilirsiniz. Nasıl rahat görmek isteyeceğinizle alakalı. Ondan sonra text angle dediği de tekstimizin açısını değiştirebiliriz. Örneğin ben bunu 30 yaptım. Yine başka bir yere tıkladım. Gördüğünüz gibi tekstimizin açısı değişiyor. Buradan çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Header dediğimiz şu ilk satırdaki header'ları değiştirebiliriz. Eğer istersek bunlarla alakalı boyut, yazı ve arka plan rengi ya da text renklerini değiştirebilirsiniz. Buradan isterseniz arka plan rengini değiştirebilirsiniz. Böyle çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz kendi tablolarınız için. Ben şimdilik bunu standart olarak bırakacağım. Okey dedim. Sonrasında bunu buraya bıraktım. Mesela ben non-design 3D diye bir başlık attım. Bunu düzenlemek için içine tıkladığınızda bu hücreyi seçer. Eğer isterseniz buraya mesela bir yazı girip dışarıya tıklayarak bunu aktif edebilirsiniz. İki kere tıkladığınızda da yazıyı seçebilirsiniz. If you pass this text into another application, it might be different diyor. Yani başka bir uygulamaya attığınızda bir sıkıntı yaratabilir diyor, farklı görünebilir diyor. Ben yine buraya geldim, Ctrl V yaptım. İçinden yazıyı özel olarak kopyala yapıştırla devam ettirebiliyorum. Peki insert above, insert below. Bunlar ne demek? Mesela ben bunu seçtim. Sonrasında altına, seçtiğimin altına ya da üstüne farklı kolumlar ekleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi az önce seçtiğimin bir altına bir üstüne ekleme yaptım. Delete row diyerek de istediğiniz hücreleri silebilirsiniz. Peki insert right ve left ne demek? Gördüğünüz gibi sütunlarımızın sayısını buradan arttırabiliyoruz. Bunun dışında bununla alakalı diğer özellikleri, renk değişimlerini yapabilirsiniz. Hücreniz seçiliyken böyle bir değer verebilirsiniz. Tekrar bunu seçtiğinizde özel olarak yazınızın rengini değiştirebilirsiniz.
Yine hücrenin dışına tıkladığınızda gördüğünüz gibi Excel mantığıyla çalışıyor. Burada bununla alakalı değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Mesela B, C gibi harflere bastığımızda da komple sütun üzerinde yapabileceğiniz değişiklikleri gösteriyor. Bununla alakalı da muhtemelen yazılarınızın yerlerini, yönlerini değiştirebiliyorsunuz. Delete kolum dersek de sütunlarımızdan bazılarını silebiliriz. Merge cell dersek eğer bu seçtiğiniz bütün hepsini merge yapar, yani birleştirir. Shift'e basılı tutarak hücreleri tek tek seçtiğinizde de sıralı seçim yapabilirsiniz. Tablo ile ilgili temel olarak anlatacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.